Günaydın. Öncelikle İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği'ne nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Hocalarımı, sayın başkanları, burada bu salonda vergi hukuku alanında emeği geçenler var. Vergi hukuku alanında emeği geçen herkes meslektaşımdır. Ben hep öyle adediyorum. Bütün meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum öncelikle. Tabii ki seve seve kendimi kısaca tanıtırım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ardından Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım ve orada kaldım. Yıllardan beri de 26 yıllık bir meslek hayatım var. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ana bilim dalı başkanlığı görevini yürütüyorum şu anda. Fakat sadece hukuk fakültesinde dersler vermedim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi, eski adıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Almanca İşletme, bütün bunlarda da derslerim oldu. Bunun haricinde başka üniversitelerin hukuk fakültelerinde de yine vergi hukuk alanında dersler verdim. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde vergi hukuku ve maliye alanında dersler vermekteyim. Bunun haricinde yurt dışında da derslerim oldu. Gördüğünüz gibi tam bir akademisyen. Sadece tabii ki lisans düzeyinde değil, aynı zamanda lisans üstü düzeyde de yüksek lisans ve doktora programlarında dersler veriyorum. Zannediyorum kısaca kendimi bu şekilde anlatabilirim. Bunun haricinde belki çok kısa şuna da değinmek isterim. Dün Bomin Hoca buradaydı. Bomin doğru söz. Benim derslerim olduğu için ne yazık ki katılıp dünkü toplantıyı takip edebilme imkanım olamadı ama kendisiyle ve HUK'ta, Ahmet Kavak Bey de burada, Sayın Mehmet Akif Ulu Soy Bey de burada. Hepimiz birlikte ve HUK denilen Vergi Hukuku Platformu isimli bir organizasyonda birlikte çalışıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir platform. Bunu da anmak isterim. Kısa bir süre öncesine kadar başkanlığını yürütüyordum. Şimdi Bumin Doğru Söz Hoca'yı devrettik, o yürütecek. Şimdi benim konum vergi bilincinin oluşturulması ve eğitimin önemi. Vergi bilinci öncelikle nedir? Onunla başlamak isterim tabii ki. Nerede durduğumuz bir görmek gerekir. Bunun için de nasıl Almanlar bakımından Budden, İngilizler bakımından Cambridge Dictionary önemliyse bizim bakımımızdan da kuşkusuz ki Türk Dil Kurumu'nun ne dediği önemli. Türk Dil Kurumu acaba bilinç kelimesini nasıl tanımlıyor? Ona bir bakalım kısaca. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü, dima, algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci şuur şeklinde tanımlanmış vaziyette. Görüldüğü üzere vergi bilinci tamamen anlama, tanıma, pardon bilinç kelimesi anlama, tanıma, kavrama, algılamayla, farkında olmayla ilgili bir kavram. Dolayısıyla vergi bilinci kavramını da bu doğrultuda anlamak gerekiyor. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü bu konuda bu arada asistanlarım Metin Kocatepe Bey ile Gizem Kapıcı buradalar. Kendileri bu bildiriyi sunabilmem için gerekli materyalleri araştırma yaparak bana sağladılar ve önüme gelen materyaller arasında çok fazla miktarda araştırma vardı. Vergi bilinci, vergi eğitimi konusu Türkiye'de hiç araştırılmamış bir konu değil. Üzerinde çok fazla çalışma var, anket çalışmaları dahil olmak üzere. Ama benim gördüğüm bu çalışmalarda çoğunlukla vergi bilinci kavramı davranışla ilintilendirilmiş. Ben burada farklılaşıyorum. Davranışla ilintilendirmiyorum. Öncelikle vergi bilinci, yüksek düzeyli bir vergi bilinci neyi ifade eder? Onu ortaya koymak isterim. Bana göre yüksek düzeyli bir vergi bilinci, vergilendirmeye ilişkin maddi, usulü ve yaptırımsal kurallar, kısaca vergi sistemini bilmeyi, sistemdeki değişiklikleri takip etmeyi, takip edebilmeyi ve gerek sistemi oluşturan kurallar ve gerek sistemin işleyişi hakkında değerlendirme yapabilecek durumda olmayı ifade eder. Gördüğünüz gibi o halde anlama, kavrama, farkında olma, bütün bunlar davranıştan farklı. Kuşkusuz ki davranışı etkiler, o bilince sahip olmak, vergi bilincine sahip olmak. Ama kişinin nasıl davranacağı bir sonraki aşamadadır. Dolayısıyla da vergi bilinci kavramını, vergi ahlakı ve gönüllü uyum kavramlarından farklı bir şekilde ortaya koymak gerekir. Çünkü ahlak bir kimsenin nasıl davranması gerektiği konusunda, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme konusunda sunulan bir değerler yargısıdır. Kişi vergi bilincine sahip olabilir ama daha sonra vergi ahlakı, ahlaklı bir şekilde davranıp davranmayacağı, vergi ahlakına sahip olup olmayacağı, o onun sonraki düzeyde karar vereceği bir noktadır.
Keza kişi belki ahlakına hiç sahip olmayabilir. Yani iyi ile kötüyü birbirinden ayırıyordur. İyinin aslında örneğin vergiyi ödemesi gerektiğini biliyordur. Ama bunu yapmak istemeyebilir, kötü ahlaklıdır. Buna karşılık başka bir takım etkenler nedeniyle vergiye gönüllü uyumu gerçekleştirebilir ki bunların başında da kuşkusuz ki vergi dersin iyi bir şekilde denetim yapıyor olması gelir. Eğer vergi dersi iyi bir denetim yapıyorsa kişi vergi ahlakına sahip olmasa bile ne yapmaya çalışacaktır? Vergisini ödemeye çalışacaktır. Şimdi vergi bilinci nasıl sağlanır? Vergi bilinç kavramını ortaya koyduğumuzda görüyoruz ki hep aslında konu bilme ile ilgili. Vergi bilincinin ilk adımı ilgili olan kesimin vergi sistemi konusunda, ödevleri konusunda bilgilendiriliyor olması. Peki bu nasıl sağlanacak? Bunun en başta sağlanma aracı kuşkusuz ki eğitimdir. Benim bildirimin başlığının bir kısmında zaten bu oluşturuyor. Vergi bilincinin oluşturulması ve eğitimin önemi. Ama eğitime gelmeden önce ben kısaca diğer araçlara da değinmek istiyorum. İkincisi kuşkusuz ki medyadır. Yani medya vergi bilincinin oluşturulması konusunda hele çağımızda dijitalleşmenin çok daha etkili bir şekilde karşımıza çıktığı bu çağda son derece etkili bir araçtır. Her noktada, örneğin kamu spotları gibi, diziler gibi, gazetelerde, dergilerde, röportajlar gibi vergiyle ilgili konulara ağırlık verilmesi kuşkusuz ki büyük önem taşıyacaktır. Verilecek olan bilgide özellikle nelerin uygulanması gerektiği meselesine birazdan geleceğim. Bir başka nokta ise nokta atışlarıdır. Yani doğrudan vergi mükelleflerinin ödevleri konusunda doğrudan mesela SMS'ler yoluyla ya da doğrudan kendilerine yöneltilmiş olan yazılar yoluyla bilgilendirilmesidir. Bence bilgilendirmenin ana araçları bunlardır. Şimdi gelelim eğitim. Vergi eğitimi acaba nasıl olacak? Öncelikle eğitimle ilgili olarak biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi ülkemizde çok fazla sayıda araştırma yapılmış vaziyette ve bu araştırmalar ilkokul öncesi dönemden üniversite dönemine kadar çok çeşitli kesimleri içine almış vaziyette ve her düzeyde yapılan anket sonuçları hep şunu ortaya koymuş: eğitimin vergi bilinci üzerindeki etkisi son derece büyük. Demek ki eğitime önem vermek gerekiyor. Peki eğitimi kime yönelik olarak yapacağız? Hemen aklımıza gelen ilk ve orta eğitim. Onun ardından üniversite eğitimi ki benim ilgili olduğum kesimde burası. Ve ardından da meslek hayatı ve iş hayatında eğitimin yapılması. Eğitim yöntemi kuşkusuz ki eğitim verilirken çok büyük önem taşıyor. Eğitim yöntemi konusunda temel olarak şunun takip edildiğini söyleyebilmek mümkün. Öncelikle bilgi verilir, ardından bilgiyle ilgili araştırmalar yapılır. Bilgiyle ilgili araştırmalar yapması istenir kime bilgi verildiyse. Ve ardından da bunun hayatta kullanması istenir kendisinden. Bilginin verilme süreci içerisinde en başta anlatıma dayalı bir bilgilendirme söz konusu olur. Ama giderek bundan görmeye dayalı ve görmeden de bilgi, duyma, görme ve bundan da deneyimlemeye dayalı bilgilendirmeye geçildiğini görüyoruz yaşadığımız süreç içerisinde. Ve hatta bugünkü gazetede Apple'ın kurucusu Tim Cook'la yapılan bir röportaj vardı. O röportaja baktığımızda bunun da artık bir adım ötesine geçildiğini ve doğrudan artık bilgiyi aldıktan sonra bundan yeni bilgiler üretmesi, teknoloji üretmesinin talep edildiğini, bu aşamaya geldiğimizi görüyoruz yaşanılan süreç içerisinde. Bilgi verilirken peki bunun vergiyle nasıl bağlantılandırabiliriz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ilk ve orta eğitimde Maliye Bakanlığı'yla, Gelir Dersi Başkanlığı'yla hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılmış bir anlaşma var ve bu çerçevede ilkokulda ilk 4 senede hayat bilgisi derslerinde, sonrasında ise sosyal bilgiler dersinde devlet kavramıyla birlikte aynı zamanda işte vatandaş olmanın getirdiği ödevler ve haklar aynı zamanda ve onunla bağlantılı olarak da vergilendirmeye ilişkin basit düzeyde tabii ki öğrencinin düzeyine uygun şekilde bilgiler veriliyor. Ama bizim eğitim sistemimiz nerede? Bizim eğitim sistemimiz nerede dediğimizde hemen
uluslararası bir araştırmanın sonuçlarına dönüp bakmak gerekiyor. Muhakkak ki duymuşsunuzdur. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı, kısaca PISA şeklinde isimlendirilmiş olan OECD'nin çalışması. Bu PISA her 3 yılda bir yapılıyor ve 15 yaş düzeyindeki öğrenciler bir sınava tabi tutuluyorlar. Sınav soruları bütün ülkelerde aynı öğrencinin ulusal diline çevriliyor. Ve burada öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve beceriler değerlendiriliyor. Aynı zamanda bu bilgi ve becerileri ne hayatta, gerçek hayatlarında ne derece kullandıkları, analitik düşünme becerileri ölçülüyor. Türkiye nerede? Türkiye ne yazık ki 52. sırada. Yani Arnavutluk dahi bizim üstümüzde, küçücük bir ülke olmasına rağmen Arnavutluk'un dahi bizim üstümüzde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla demek ki eğitim alanında çok da başarılı değiliz. Vergi hukukuyla, vergi bilincinin yaratılmasıyla bağlantılı şekilde düşündüğümüzde öyle tahmin ediyorum ki sadece vergiyle ilgili bir takım kavramlar öğrencinin düzeyine uygun bir şekilde öğrenciye veriliyor ama sonrasında bırakılıyor. Bu bile bir farkındalık oluşturuyor. Yapılan anket çalışmaları bunu gösteriyor. Örneğin çok bir anket çalışmasında şöyle bir sonuç vardı. Öğrenciler, ilkokul öğrencileri öncelikle bir ankete tabi tutulup orada vergiyle ilgili bir takım bilgiler yöneltiliyor kendilerine. Verilen cevaplar doğru cevaplar değil, beklenilen cevaplar değil, vergi bilinci hiçbir şekilde yok. Daha sonra çok kısa bir kamu spotu döndürülüyor. Öğrenciler bilgilendirildikten sonra aynı anket tekrar uygulanıyor kendilerine. Ve arada büyük ölçüde bir fark olduğu, artık öğrencilerin vergi konusunda daha hatır sayılır bir bilgiye sahip oldukları tespit ediliyor. İyi ama bir kimse niçin bilgiyi edinsin? Hep gördüğünüz gibi PISA araştırmasında da ya da biraz önce bahsetmiş olduğum röportajda Tim Hooks'unkinde hep bilginin çok iyi bir şekilde kavranması, gerçek hayatta uygulanması ve ondan da yeni sonuçlar elde edilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Bunun için de muhakkak ki şu sorunun sorulması gerekir, ilgi çekici olabilmesi bakımından o bilginin. Ben bu bilgiyi öğrendiğimde ne işime yarayacak? Yani bir sebep-sonuç bağlantısının kurulması gerekiyor. Bu sebep-sonuç bağlantısı da kuşkusuz ki sunulan kamu hizmetleriyle ilgili. Dolayısıyla yapılan bilgilendirmelerde verginin kamu hizmetlerini, kamu mallarını, kamu maliyesindeki deyişle bir finansman aracı olduğu, eğer yeterli düzeyde